Efendim Yenikapı'dan hepinize selamlar, saygılar. Trabzon Kültür Derneği'nde yine çok değerli belediye başkanımızı yakaladık. Maçka Belediye Başkanımız burada. Her organizasyonda Trabzonların yanında Maçka'dan koptu geldi. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Ya geçen sene Sayın Başkanımızla röportaj yapmıştık. Dedi ki takip edeceğiz ama Maçka'da çok güzel işler yaptınız. Sağ olun, teşekkür ederiz. Seviyor. Başkanım neler söyledi? Biz de onları seviyoruz. Bugün burada olmaktan öncelikle büyük bir mutluluk duyuyorum. Çünkü Trabzon tanıtım günleri artık İstanbul'da bir marka. Evet. O markanın da bir parçası Maçka. Bu bize büyük bir mutluluk veriyor. Burada hem hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Hem de ilçemizi, Trabzon'umuzu tüm Türkiye'ye tanıtma fırsatından da yararlanıyoruz. Bu anlamda ben bugün burada Maçka Dernekler Federasyonumuzun misafiri olarak olmaktan da ayrıca mutluluk duyuyorum. Ve Trabzon farkını yine burada gösteriyor. Ve biz de bir Trabzon'un parçası olmak bize her zaman gurur verir. Burada sütlacımız, aynı zamanda çayımızla, tanıtımımızla tüm Türkiye'yi yapıyoruz. Evet, başkanımız ifade ettiğimiz gibi Trabzonlar nerede? Her zaman Maçka'dan kalkıp her zaman gelir. Onun için sizi çok seviyoruz Sayın Başkanım. Biz de sizi seviyoruz. Başarılarınız daim olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim Yenikapı'dan ikinci günden hepinize selamlar. Trabzon Kültür Günlerinden. Evet, Genel Başkan Yardımcısı Trabzon Dernekleri Federasyonu sevgili Oğuzhan kardeşimle beraberiz. Ya Ahmet abi lütfen, sen o kategoriye giremiyorsun. Yani o kategoride senin hiç esamen okunmaz, oraya girmeyelim. Diyor ki benden sonra yakışıklı. Ne senden sonrası mübarek ya. Evet sevgili Oğuzhan'ım, yıllardan beri genç yaşına rağmen hizmet veriyorsun ki hala da veriyorsun. Evet. Çok da başarılı bir kardeşimizsin. Ben sizi tebrik ediyorum ve takdir ediyoruz sizleri. Neler söyleyeceksin sen buradan bizleri izleyenlere? Öncelikle herkese merhabalar diyorum. Yine bizim Bordo Mavi günlerimiz geldi. İstanbul'da yeni kapı rüzgarı esiyor. Tabii ki de buna değerli Ahmet abimiz, Murat abimiz de dahil olmak üzere birçok basından abimiz destek veriyor. Bizim için çok önemli günler bunlar. Çünkü burada insanlarla, hemşerilerimizle birlikte vakit geçirebiliyoruz. Bir nebze de olsa Trabzon'u buraya getiriyoruz. Burada hemşerilerimizle hasbihal ediyoruz, konuşmalar yapıyoruz. Uzun zamandan beri görüşmediğimiz insanlarla görüşüyoruz. Tabii Murat abinin de dediği gibi çok uzun zaman oldu federasyondayız. Bu kurumda herhalde çalışmadığımız birim kalmadı. Kesinlikle öyle. Tabii 2010 muydu, 11 miydi, o zamanlar başlamıştık. Allah nasip etti bu zamanlara kadar geldik. İsmail Başkanımız da sağ olsun bu zamana kadar her zaman çıtayı arttırarak devam ettik. Bundan sonra da bir Trabzonlu'ya layık olan çıta her zaman yukarı doğru gidecektir. Burada da görüyorsunuz işte bugün hafta içi akşam saatleri olmasına rağmen yine çok güzel bir kalabalık var. Evet. İnsanlar coşkulu. Bu sene sahne sanatçı evet, sahnedeki var. Sanatçılarımız da çok yoğun. Çoğu Trabzon'dan geldi. Yöresel sanatçılarımız bizim. Tabii ki de herkese biz yer ayırmak isterdik ama nasip olmuyor biliyorsunuz. Evet. Ama bu sene gerçekten yani bu kadar büyük bir ekibi bir araya, yarım saatte bir sanatçı, evet, yöresel evet, sanatçılarımız, marka sanatçılarımız hepsi bu arada. Evet, Gençlik Kolları Başkanımız Hakan İlhan. Hakan Bey seni de şöyle yan tarafa alalım. Hakan'ım gel. Oğuz Hanım peki mesajımız ne olsun son olarak bizi izleyenlere? Şimdi bizim her zaman birleştirici ve bütünleştirici bir mesajımız var. Hiçbir zaman mikro milliyetçilik yapmadan biz insanları kucaklıyoruz. Nereli olursa olsun. Ama tabii ki de ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. İstanbul'da doğup büyümenin vermiş olduğu bir etki mi dersiniz, duygusallık mı dersiniz ama Trabzon bizim için çok ayrı bir yerdir. Ben elimden geldiğince Trabzon'a da gidip geliyorum. 1,5 ayda bir, 2 ayda bir. Benim eşim de Trabzonlu, evet, biliyorsunuz. O yüzden işte gerek onun ailesinin yanına gidiyoruz, gerek de başka işlerimiz, güçlerimiz oluyor, ziyaret sen ediyoruz. Ben her gittiğimizde... Aynı, yeni oldu. Her gittiğimizde ilk defa gidiyormuş gibi, her dönüşümüzde de üzüntüyle geri dönüyoruz. O yüzden memleketimize sahip çıkmak lazım, Trabzon'umuza daha çok sahip çıkmak lazım. Trabzonlu insanlarımıza sahip çıkmak lazım. Her noktada olursa olsun biz de ne kadar bir desteğimiz olursa olsun bütün Trabzonlu hemşehrilerimizin arkasındayız. Size de teşekkür ediyorum biz burada. Biz teşekkür ederiz. 4 gün boyunca burada koşturuyorsunuz, zaman harcıyorsunuz, emek ter döküyorsunuz.
Bunlar bizim için de çok önemli. O yüzden sözlerimi bu şekilde bitirmek istiyorum. Biz de, ben de senin gibi, ben 30 yıldan beri Trabzonlular, Karadenizliler nerede? Biz oradayız. Gerçekten senin gibi genç, başarılı kardeşimizin de yıllardan beri bu hizmeti vermesi ayrıca bizi onurlandırıyor. Başarıların daim olsun kardeşim. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi Gençlik Kolları Başkanımız sevgili Hakan İlhan var. Hakan İlhan Ahmet Güngör'e konuşmasın ama mikrofona konuşuruz. Tabii, mikrofonla konuşuruz abi. Evet, dün zaten sen gittikten sonra ben aldım mikrofonu. Ahmet abiyle biraz çalıştık. Ya benim geçmiş olsun bütün hastalarımıza. Abim benim bypass ameliyatı geçirdi. Evet, yoğun bakımda. Oraya da gittiğim için sağ olsun Ahmet abi akşam dedi sen gidebilirsin. Aynen öyle. Gelir durum inşallah. Bugün işte solunumdan da çıkaracaklar. Maşallah. Elhamdülillah inşallah toparlıyor. Tüm hastalarımıza da buradan şifalar diliyorum. Amin. Evet Hakan'ım. Şimdi tabii Gençlik Kolları şöyle ben tutayım ki. Tamam. Evet Hakan İlhan kardeşim. Tabii daha Hakan'dan önce çok Gençlik Kolları Başkanı olanlar vardı. Oğuzhan sen Gençlik Kolları da yaptın bir dönem. Tabii biz Halef Selefiz zaten. Aynen öyle. Onu da çekebiliriz. Abdülkadir nerede? Abdülkadir gel. Önceki Gençlik Kolları Başkanı. Evet. Peki. Efendim. Şimdi Abdülkadir kardeşim de işte görüyorsunuz bu böyle geldi. İbrahim abi de yollardaysa o da gelsin hatta. İbrahim şu kadroya katılmaz, o siyasete girdi bu aralar. yok. Burada olur ya bizim. Bulsak da gelse. Oralardaydı. Federasyonun girdiği yerde siyaset giriyor. Aynen biz siyaseti bıraktık. Bıraktık. Kesinlikle. Abdülkadir değerli kardeşim sen neler ifade etmek istersin? Vallahi. Senden sonraki Gençlik Kollarını başarılı buldun mu? Ne söylüyorsun? Ben şöyle söyleyeyim, benden yakışıklıları bulmuşlar. Ben bak işte, bak o konuda bak işte, bak estağfurullah. Bak bir şey söyleyeyim sana. Bak insanın fiziksel değil. Ha buna bakacaksın. Onun için en yakışıklımız sensin. Yok ben değilim ya. Avukata gizli değil. Gençlik Kolları kayıtta mısın? Gençlik Kolları'nın en zengin Gençlik Kolları Başkanı. O da güzel. Gönlü zengin ama. Efendim zaten işte Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun başarısı bu genç kardeşlerimizin bakın hepsi bir arada o samimi hava. İşte önemli olan bu. O samimiyeti yakalamak. Yazdım bu samimiyet olmazsa işler de başarılı olmaz. İşin başı samimiyet. Hepsi de öyle. Hepsi değerli kardeşim. Bunlar bizim kardeşlerimiz, arkadaşlarımız. Biz burada hep yıllarca beraber bir aradayız. Onun için biz bunlara teşekkür ediyoruz. Bu genç kardeşlerimiz işini, emeğini bırakıp da bu hizmetleri veriyorlar. Onu da özellikle ifade edelim. Yani bazıları şöyle zannediyor. İşte Gençlik Kolları Başkanı sanki oradan herhangi bir nemalı öyle bir şey yok. Tabii. Zamanını, enerjisini, maddiyatını verip bu hizmetleri veriyorlar. Niye? Trabzonlu, Trabzon'a hizmet edebilme adına bu mücadeleyi veriyorlar. Onun için ben sizlere çok gerçekten teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Sizin sayenizde biz buralarda onu Beylikdüzü'nde yaşadık. Bir faciaydı o. Ahmet abim çok kötü bir fotoğraf çekti bizimle. Yemek yerken rahat hissedemiyormuş. yani biraz yavaş yiyor ya ondan. Yok yavaştan değil. Bütün her yer gitti. Normal da yani. Peki Hakan İlhan kardeşim. Evet. Gençlik Kolları bayrağını aldın, devraldın. Şu anda da sen de gerçekten çok da başarılı hizmetlere imza atmaya devam ediyor. Bu coşkuyu ilelebet devam ettireceksiniz inşallah. Mesajın ne olur hep şu anda bizleri izleyelim? Ya mesajımız ne olur aslında güzel bir şey söyledin. Bu geçmişten gelen bir altyapının şeyi yani bu benim dönemim ya da Oğuzhan'ın dönemi ya da Abdülkadir'in dönemi değil. Ta 2007 yılından beri gelen bir altyapı çalışması var. Onun sonucu büyüye büyüye gidiyoruz. İnşallah çok daha güzel de işler yapacağız. Bugün ikinci günü bitiriyoruz. Fena değil aslında diğer şeylere, günlere bak, memleket günlerine göre daha iyiyiz. Yani bunu her zaman çok şükür gösteriyoruz. Evet zaten burada bizi ekranda izleyenler, sizler de gelip göreceğiniz zaman harika bir stand organizasyonu var burada. Yine yemek bölümünde de Karadeniz'in bütün ürünlerini orada yeme alma şansına sahipsiniz. Ürünlerimiz burada. Onun için sizler de gelin. Bu 3 genç başkanımıza başarılar diliyoruz. Artık bunlar da geleceğin başkanları. Onu da özellikle ifade edelim. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Bizi izlemeye devam edin efendim. Efendim Trabzon Kültür Günlerinden Yeni Kapı'nda ikinci günde sanatçı kardeşim Erkan Yeşilyurt. Erkan'ım benim biliyorsunuz hayratlı. Yıllar önce Erkan ilk piyasaya çıktığı zaman ya o kadar güzel bir sesli sanatçı dedim bu kimdir? O zaman buradan selam olsun Oflu Ahmet abimize, Ahmet Büyükoğlu'na.
Ula o dedi bizim Erkan da. Hiç öyle dinlemişim onu. Erkan'ım o zamandan bu zamana kadar da çok güzel eserlere de imza attın. Gayet de güzel gidiyorsun. Bugün de buradasın. Neler söyleyeceksin bizi izleyenlere? Ben öncelikle burada katılım gösteren bütün dostlarımıza, sanata ve kültürümüze gönül veren herkese teşekkür ediyorum. Herkesin ayağına sağlık. Eminim ki herkes çok uzak yerlerden de gelmiştir. O günden bugüne hep işte böyle derneklerimizin etkinlikleriyle, bizleri seven halkımızla, onların desteğiyle bugüne kadar geldik. Ve onların sevgisi bize daha iyi eserler yapmaya her zaman yöneltmiştir. Biz de elimizden geleni sanatsal olarak yapmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi bu tür organizasyonlarda hem kültürümüze hem mutfağımızın örf adetlerine, ürünlerine destek veren ve tanıtımını sağlayan Karadeniz medyalarına ve dernek başkanlarına, iş adamlarına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu birlik beraberlik var olduğu sürece hem kültürümüz aynı Türk bayrağı gibi, ay yıldız gibi her zaman gönderde kalacaktır. İnşallah. Başarıların daim olsun. Çok kardeşim. Teşekkür ediyorum. Sahneni dört gözle bekliyoruz. İnşallah. Peki. Çok teşekkür Eyvallah ediyorum. Eyvallah Erkan. O güzel alkışlarınız, ben onu çok severim. Çok değişik, çok güzel bir sesi, çok güzel bir yorumu var. Bu arada sevgili Ahmet Sancak, hoş geldin. Seni gördük, mutlu oldum abi. Seni gördük, Tata Gazetesi diyorum. Sevgili Zeki Sancak, selamlarımı ilet Ahmet Sancak abi. Teşekkür ediyorum. Sesten anlamışsınızdır. Bir de alkış sesi gelsin. Kim için? Erkan Yeşilyurt için. Hadi bakalım. Bu mektubu da yaza yaza bitiremedik bir türlü. Sevgili konuklar, hanımlar, beyler, hepiniz hoş geldiniz. İyi eğlenceler olsun. Dışarıda kenarda olanlar lütfen sahneye doğru yaklaşırsa türküleri beraber okuyalım, olur mu? Beraber okuyacağız türküleri.
hatırası gittikçe derinleşiyor yüreğimde sevdası. Sanki deniz dalgası her yerde hatırası gittikçe derinleşiyor yüreğimde sevdası. Yaşayan bir öleyim, hem Mecnun hem deliyim. Sevdum da böyle oldum, bir daha sever miyim? Yaşayan bir öleyim, hem Mecnun hem deliyim. Sevdum da böyle oldum, bir daha sever miyim? Yaştır dalın niye kurudu? Sevdalık yüreğime dura dura çürüdü. Gölgen bedenin yaştır dalın niye kurudu? Sevdalık yüreğime dura dura çürüdü. Yaşayan bir öleyim, hem Mecnun hem sevdumda böyle oldum, bir daha sever miyim? Yaşayan bir öleyim, hem Mecnun hem deliyim. Sevdumda böyle oldum, bir daha sever miyim? Teşekkürler, teşekkürler. Gerçekten. Az önce içeride de çok değerli Karadeniz'in yerel basınında da bir açıklama yapmıştık. Karadeniz kültürünü seven herkes burada. Tabii ilerleyen saatlerde çok daha güzel kalabalık olacaktır. Bu kültürümüze ve mutfağımızdaki bütün ürünlerimize destek veren, onların tanıtımını büyük ulusal medyalara ve büyük kitlelere taşıyan tüm organizasyonlar, tüm dernek başkanlarımıza ki başta Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere Trabzon Dernekleri Federasyonu Genel Başkanımız Sayın İsmail Bey'e ve tüm ekibine ve tüm katılım sağlayan derneklerimize gönülden teşekkür ediyoruz ve onlara bir alkış istiyorum. Onlar var olduğu sürece bizim kültürümüz hep gönderdi olacaktır, hep yukarı olacaktır. Hep sizler için iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. İlk adımdan ta bugüne kadar çok güzel eserlere artık yürek döktük, duygu döktük. Kalem kağıt karaladık artık. İnşallah çok yakında yine çok güzel bir eser daha sizlerle beraber olacak. Vallahi şimdi çok fazla bizim Karadeniz medyası maalesef ki çok yok ama şimdi herkes tabii sosyal medya üzerinden kültürümüzü ve türkülerimizi sizlerle buluşturuyor. O yüzden erkanyeşil.net YouTube sayfasından ve yine erkanyeşil.net Instagram sayfasından bizleri takip ederseniz bütün çalışmanın mutfağından sizlere servisine kadar hepsinden haberdar olursunuz. İnşallah. Evet. Şöyle bir tık hareket yapalım böyle. Ondan sonra bir sağlam bir horon istiyorum. Bak burada bizleri çeken çok güzel kamera ve medya arkadaşlarımız var. Hepinizi kendinizi ve YouTube'dan ve Instagram'dan izleyeceksiniz. Yarın itibariyle inşallah. Evet. Ben sizden bir alkış istiyorum sevgili Tahsin ve orkestrasına, güzel dostlara. Arkamız sağlamda. Evet Allah. Sağlam orkestra olunca var ya, hiçbir sıkıntımız, hiçbir endişemiz olmuyor. Meslektaşım, Adem Ekiz'in kaleminden ve duygusundan sizlere sunuyoruz. Armağan olsun. Haydi bir daha!
çoktan sonra.